iş dünyası değişiyor. İstikrarlı işlerin, cömert sosyal hakların ve net kariyer yollarının olduğu günler geride kaldı. Bunların yerini güvencesizlik, istikrarsızlık ve geleneksel işçi korumalarının olmamasıyla tanımlanan yeni bir sınıf olan prekarya alıyor. Özgür piyasaları, özelleştirmeyi ve serbestleşmeyi vurgulayan neoliberalizm, iş güvencesinde azalmaya ve sosyal güvenlik ağlarının zayıflamasına yol açtı. Aynı zamanda hızlı teknolojik gelişmeler ve küreselleşme ile karakterize edilen VUCA dünyası, genellikle istikrar pahasına esnek, uyarlanabilir işçilere olan talebi artırdı. Prekarya teriminin kendisi, varoluşlarının güvencesiz doğasını vurgular. Hem iş yerinde hem de dışında yaşamlarını tanımlayan öngörülebilirlik ve güvenlik eksikliğinden bahsediyor. Bu belirsizlik, bireyler, aileler ve bir bütün olarak toplum için derin etkilere sahiptir. 20. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan neoliberalizm, küresel ekonomik yapıyı büyük ölçüde yeniden şekillendirdi. Bu ideoloji, özgür piyasaları, özelleştirmeyi, serbestleşmeyi ve devletin ekonomiye müdahalesinde azaltılmış bir rolü savunuyor. Neoliberal politikaların temel taşı olan özelleştirme, sektörlerin kamu mülkiyetinden özel mülkiyete devredilmesine yol açtı. Bu değişim genellikle iş kayıplarına ve işçi korumalarında azalmaya yol açar. Çünkü özel şirketler çalışanların refahından çok kar maksimizasyonunu önceler. Devlet gözetimi ve kurallarının kaldırılması olan serbestleşme, iş gücü standartlarını daha da zayıflatarak şirketlerin ücretler, çalışma koşulları ve sosyal haklar konusunda daha az kısıtlama ile faaliyet göstermelerine olanak tanıyor. Dahası, neoliberal politikalar genellikle işsizlik yardımları, sağlık hizmetleri ve eğitim de dahil olmak üzere sosyal harcamalarda azaltmayı savunmaktadır. Genellikle sosyal haklar ve iş güvencesinden yoksun olan kısa süreli sözleşmelerin, serbest çalışma ve geçici işlerin artması daha yaygın hale geldi. Esnek ancak güvencesiz çalışma düzenlemelerine doğru bu kayık neoliberal dönemin belirleyici bir özelliğidir ve prekaryanın büyümesinin temel itici gücüdür. Prekaryanın yükselişi yalnızca neoliberalizme atfedilemez. Dünya aynı zamanda oynaklık, belirsizlik, karmaşıklık ve belirsizlikle karakterize edilen bir VUCA ortamının karmaşıklıklarında da yol alıyor. Bir VUCA dünyasında işler ve sektörler dikkat çekici bir hızla ortaya çıkabilir ve ortadan kalkabilir. Teknolojik gelişmeler yeni fırsatlar yaratırken, mevcut işlerin otomasyonuna da yol açarak işçileri yerinden ediyor ve yeni becerilere ve sektörlere uyum sağlamalarını gerektiriyor. Bu sürekli akış, genellikle uzun vadeli istikrara göre önceliklendirilen çevik, esnek ve uyarlanabilir bir iş gücü gerektiriyor. Dijital platformlar ve çevrimiçi pazar yerleri tarafından kolaylaştırılan geçici iş ekonomisi, VUCA dünyasının çalışma üzerindeki etkisini örneklendiriyor. Esneklik ve özellik sunarken, bu platformlar genellikle geleneksel işçi korumalarından yoksundur ve gelir istikrarsızlığına katkıda bulunur. Bu güçlerin etkileşimini anlamak, bu yeni işçi sınıfının karşı karşıya olduğu zorlukların ölçeğini ve karmaşıklığını kavramak için çok önemlidir. Geleneksel işçi sınıfının aksine, prekarya, mesleki kimlik duygusundan yoksundur ve belirsizlik ve güvencesizliğin damgasını vurduğu bir gelecekle karşı karşıyadır. Birkaç temel özellikle tanımlanırlar. Düşük ücretler, iş güvencesizliği, sosyal hakların olmaması ve sınırlı sosyal hareketlilik. Düşük ücretler, güvencesiz çalışmanın belirleyici bir özelliğidir. Pek çok prekarya üyesi düşük ücretli, genellikle yarı zamanlı veya geçici iş döngüsüne hapsolmuştur. Ve bu da gelecek için tasarruf etmeyi bırakın, temel yaşam giderlerini karşılamayı zorlaştırmaktadır. İş güvencesizliği, prekaryanın deneyiminin bir diğer ayırt edici özelliğidir. Kısa süreli sözleşmeler, serbest çalışma ve sürekli otomasyon tehdidiyle uzun vadeli istihdamın istikrarından yoksundurlar. Dahası, prekarya genellikle sağlık sigortası, ücretli hastalık izni ve emeklilik planları gibi geleneksel sosyal haklardan yoksundur. Bir güvenlik ağının olmaması, onları hastalık, kaza veya beklenmedik yaşam olayları durumunda mali sıkıntıya karşı savunmasız bırakmaktadır.
prekaryanın ortaya çıkışı, artan eşitsizliğe, toplumsal parçalanmaya ve siyasi istikrarsızlığa katkıda bulunan geniş kapsamlı sosyal ve ekonomik sonuçlara sahiptir. Prekarya büyüdükçe varlıklılar ve yoksullar arasındaki uçurum da artıyor. Toplumsal birliği aşındırıyor ve toplumun yapısını tehdit ediyor. Ekonomik olarak prekaryanın düşük ücretleri ve düşük harcama gücü tüketici talebinde azalmaya katkıda bulunarak ekonomik büyümeyi engelliyor. Dahası iş güvencesizliği ve sosyal hakların olmaması sosyal güvenlik ağları üzerinde daha büyük bir yük oluşturarak potansiyel olarak kamu harcamalarının artmasına ve vergilerin yükselmesine yol açıyor. Kamu kaynakları üzerindeki bu baskı toplumun farklı kesimleri arasında kızgınlığa ve gerilime neden olabilir. Sosyal olarak prekaryanın güvencesizlik ve istikrarsızlık deneyimi toplumsal parçalanmaya ve sivil katılımda azalmaya yol açabilir. Sürekli hayatta kalma mücadelesi, topluluk katılımı, siyasi katılım veya sosyal hareketlilik için çok az zaman veya enerji bırakıyor. Prekaryanın karşı karşıya kaldığı zorlukların ele alınması yalnızca sosyal adalet meselesi değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluktur. Prekaryanın karşı karşıya kaldığı zorluklar çok yönlü bir tepki gerektiriyor. Güvencesiz durumlarının temel nedenlerinin ele alınması, ekonomik politikalarda, iş gücü düzenlemelerinde ve sosyal güvenlik ağlarında temel bir değişimi gerektiriyor. Sosyal güvenlik sistemlerinin güçlendirilmesi çok önemlidir. Tüm vatandaşlar için garantili bir asgari gelir olan evrensel temel gelir sağlamak, gelir istikrarsızlığı ve iş güvencesizliği ile karşı karşıya kalanlar için bir güvenlik ağı sağlayabilir. Uygun fiyatlı sağlık hizmetlerine erişimin genişletilmesi çok önemlidir. Prekaryanın işveren tarafından sağlanan sağlık sigortasına erişiminin olmaması, onları özellikle hastalıklara ve tıbbi borca karşı savunmasız hale getiriyor. İstihdam durumuna bakılmaksızın kaliteli bakıma erişimi sağlayan evrensel sağlık sistemleri, bu yükü hafifletecek ve prekaryanın genel sağlık ve refahını iyileştirecektir. Toplu pazarlığın teşvik edilmesi ve işçi sendikalarının güçlendirilmesi, işçileri güçlendirebilir ve adil ücretler ve çalışma koşulları sağlayabilir. Hızla değişen bir dünyada eğitim ve beceri geliştirme her zamankinden daha kritik. Bireyleri, gelişen sektörlere ve iş piyasalarına uyum sağlamak için ihtiyaç duydukları beceri ve bilgilerle donatmak, teknolojik gelişmelerin ve otomasyonun olumsuz etkilerini azaltmak için gereklidir. Erişilebilir ve uygun fiyatlı eğitim ve öğretim programlarına yatırım yapmak, bireylerin talep gören beceriler edinmelerini ve istihdam edilebilirliklerini artırmalarını sağlayabilir. Bu yatırım, yetişkin öğrenenlerin ve kariyerler arasında geçiş yapmak isteyenlerin ihtiyaçlarına cevap veren mesleki eğitimi, çıraklığı ve çevrimiçi öğrenme platformlarını içermelidir. Dahası, yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek çok önemlidir. Bireyleri kariyerleri boyunca becerilerini ve bilgilerini sürekli olarak güncellemeleri için teşvik etmek, sürekli değişen iş piyasasında yol almak için gerekli olacaktır. Hükümetler ve işletmeler, bireyler ve işverenler için sürekli eğitim ve öğretime yatırım yapmaları için teşvikler sağlayarak yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmede rol oynayabilir. Dijital uçurumun giderilmesi de kritik öneme sahiptir. Prekaryanın yükselişi zamanımızın belirleyici bir mücadelesidir. Güvencesiz durumlarının temel nedenlerinin ele alınması, 21. yüzyılda çalışmaya, sosyal korumaya ve devletin rolüne yaklaşımımızda temel bir değişimi gerektiriyor. Prekaryanın içinde bulunduğu kötü durumu görmezden gelmek bir seçenek değil. Sosyal adaleti, ekonomik güvenliği ve ortak refahı ön plana alan politikaları benimseyerek herkes için daha adil bir gelecek yaratabiliriz. Bu istihdam durumlarına bakılmaksızın herkesin gelişme fırsatına sahip olduğu bir dünya yaratmak için hükümetlerden, işletmelerden ve sivil toplumdan kolektif bir çaba gerektiriyor. Prekaryanın mücadelesi, önceliklerimizi yeniden düşünmemizi ve yalnızca birkaç ayrıcalıklı kişinin değil, toplumun tüm üyelerinin refahına değer veren, daha adil ve eşitlikçi bir toplum yaratmamızı isteyen bir eylem çağrısıdır. Harekete geçme zamanı şimdi.
yeni bir yol açma zamanı. Toplumun yalnızca birkaç ayrıcalıklı üyesinin değil, tüm üyelerinin refahını ön plana çıkaran bir yol.